Kalemliğe varacağım. Bir gül balan olacağım. Hoplala yavrum, hoplala kucak. Oğlum adam olacağım. Babam ne babam neye varacağım. Bir gün olan olacağım. Hoplala yavrum, hoplala kucak. Oğlum adam olacağım. Çocuklar, vallahi sonunda aynı şey bizim başımıza da gelecek. Yol yakınken bir şeyler yapalım diyorum. Hangi işi baba? Şu diyorum, aşağıdaki teröristlerin işini. Evladım biraz önce televizyon gösterdi. Polis bir hücre evini bastı. Ne aşağıdaki ne yukarıdaki kat sağlam kaldı. Her şey dümdüz oldu. Sonunda aynı şey vallahi bizim başımıza da gelecek. Aman o işler tehlikeli. Öyle açıktan açığa kimseyi ihbar edemeyiz. Durun bakalım. Seninki de iyice vurdum duymaz oldu. Apartman yıkılsa haber olmayacak. Orhan. Sana söylüyorum. Efendim baba, bitiyor, az kaldı. Yahu evladım, onu söylemiyorum. Alıştık artık o sakat dukana. Siz de odanızda çalışsanız olmaz. Tamam. Şeyi söylüyorum, aynı şey gelecek başımıza. Bitiyor baba, bitiyor. Nermin de yardım ediyor. İçeride böyle yayılamıyoruz biliyorsun. Orhan, bir bilgisayar alamadık. Şu not işimi görür mü? Ya daktilo şeridi alabildiğimize şükür. Ben de zorlanıyorum. Gazetede bilgisayar, burada daktilo. Çok güzel be. Tamam Nermin. Oldu bu iş. Şimdi yaktım çıralarını. Şu
Burada ailemiz için hayati önemi haiz bir şey söylüyorum. Siz orada mır 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 mır. Onlar da bizim çıramızı yakarlarsa görürüz günümüzü. Nermin, sayende bomba gibi yazı oldu hayatım benim. Sağ ol, eline sağ ol. Ne zaman patlatacaksın bomba haberi? Şimdi yazı işleriyle görüştüm. Eğer kabul ederse birkaç güne kadar tamam. Onlar o kadar beklemez. Kimler baba? Aşağıdaki teröristleri söylüyorum oğlum. Hepimiz cephaneliğin üstünde oturuyoruz. Böyle aile gibi bir ev tutmuşlar. Televizyon gösterdi demin. Polis evi bir bastı, bir tabur askere yetecek cephane çıkarttılar vallahi. Orhan, senin oğlun da bunlarla pek sıkı fıkı, haberin olsun. Bana bak, oğlanın kulağını iyice bük. Yanaşmasın onlara, eve kimin girip çıktığı belli değil oğlum. Örgüt evi orası, örgüt evi, baba, örgüt evi. Baba, baba, tamam baba. Sen de iyice abarttın. Konuşurum oğlanla, tamam. Yahu geçen gün Nuhalla teyzen görmüş, kapı aralıkmış heriflerin kapısı. İçeride eşya meşya yoktu, aynı hörce evi gibiydi diyor. Muhalla Hanım'ın da bilmediği yok. Okumuş kadın Nermin tabii neyin ne olduğunu biliyor. İçeride hiç eşya yoktu diyor, koca koca kutular yığılıydı diyor. Yani baba, Muhalla Hanım da dedektif gibi kadınmış ha. Kapı aralığından bir dakikada hemen evin resmini çekmiş yani, pes. Dinamit kolleri ulan onlar. Senin de kafan hala çalışmıyor ha. Geçen gün eve ağır koliler taşımış kapıcı. Ödü korkmuş, kimseye bir şey söyleyememiş, bana söyledi. Girenden çıkandan da pek şikayetçi. E peki yönetici ne diyor bu işe? Lan o sünepe herife kalırsak yandıkken, onu bekleyecek olursak... ...hepimiz mahvoluruz vallahi, bir şeyler yapmak lazım oğlum. Merhaba millet. Canım merhaba. Ya gene kafa kafaya vermiş, devleti mi kurtarıyorsun? Çak dede! Neredesin oğlum sen her gece her gece? Ha? Ya anneme telefon ettim ya baba. Yani telefon etmekle iş bitiyor mu beyefendi? Bir akşam da evine erken gelsen olmuyor mu ha? Yani evladım dışarıda anarşistler kol geziyor. Vakitlice gel evine yahu. Namussuzlar içimize kadar sızdılar. Kimin ne olduğu belli değil ama. Ha, anlaşıldı. Tam konunun üstüne geldim galiba. Evet. Alt kattaki teröristleri konuşuyordu. Oğlum bak onlarla görüşüyor musun? Bir şeyleri varsa hepimizin başını belaya sokarsın sonra ha. Aman devrim dikkat et. Ya hepiniz yanılıyorsunuz. Kaç kere söyledim size. Onlar da bizim gibi normal bir aile. Cengiz abi üniversitede öğretim görevlisi, Sevim abla da hastanede kimyager. Entelektüel, çok hoş insanlar. Üstelik evlerine de girip çıkıyorum, hiç öyle bir hallerini görmedim. Sen onların evlerine de mi gidiyorsun? Evet dede, beni çok seviyorlar. Dünyanın her yerinden kolilerle bilimsel kitaplar geliyor. İstediğinden yararlan dediler. Ulan aşağısı hücre evi. Onlar da terörist. Biz de cephanelinin üstünde oturuyoruz. O senin kitap kolileri dediğin şeyler, dinamit sandıkları, dinamit sandıkları. Cephanelinin üstünde oturuyoruz be. Oğlum. Biraz dikkatli olsan iyi olur. Yani benim de pek gözüm tutmadı onları. Ne bileyim böyle sır gibi insanlar. Vallahi oğlum biz yapmadık ama bu işleri biliriz. Şimdiki örgütlerin parasal gücü var. Toplum içine iyi entegre oluyorlar. Anlamıyorsun. Peki o ele kimin girip çıktığı belli değil. Tekke gibi ev oğlum. Yanılıyorsunuz. O gelenler Cengiz abinin öğrencileri. Ben de fakültede bir kere dersine gittim. Çok seviliyor. Anne, dolapta yiyecek bir şeyler var mı? Soğuk bir şeyler var. Geliyorum ben. Bak bak, çocuğu nasıl kandırmışlar gördünüz mü? Bak elimizi çabuk tutmazsak aşağı katı polisler basacak. Biz de telef olacağız o gürültüde. Onlar da işi kökünden hallederler zaten. Ne yapsalardı be? Kendilerine kurşun sıkana latinokum mu atsalardı? Tabii ki basacaklar bombayı, kurşunu. Keşke öldürmeden yakalım olanı alsa. Kurşun değil de adalet verse cezalarını. İşin doğrusu o kızım da. Yani iş adaletin eline geldiği zaman öyle bir sürüncemeye giriyor ki insanın ömrü yetmiyor. Olur mu baba? Bu tür suçların mahkemesi çabuk sonuçlandırılıyor artık. Ne bileyim oğlum. Mahkeme deyince tüylerim diken diken oluyor. Bizim o arazimez elesini bilirsin. Bahçe duvarı meselesini mi? Onu hiç hatırlatma ulan. Hatırlatma onu. Babaannenin babasından kalan arazi meselesini diyorum. Hani hereke dil iskelesi bizimmiş. Baba sahi ne oldu o iş ya? Ha? Şu işin arkasını bir de biz mi arasak ne dersin? Ben ara. İşin gücün yok nasıl olsa vakit geçirmiş olursun. Avukatlar nasıl para kazanacak? Tamam. Mars oluyorsun abi Mars. Bana bak ha gidiyoruz. Ulan gel 2-1'e bak. Tamam işte düşeş. Kızıyor ya. Sen ne gidiyorsun Cemil Hanım'a?
Abi, dün gene o eski avukat geldi bizim dükkana. Bu işi canlandıralım diyor. Bu sefer işi bitirecekmiş. Davaya bakan hakim arkadaşıymış. Ya bırak şu çıkmaz işin peşini Fikret ya. Bunlar babam gibi bizi de soyacak vallahi. Bu sefer çok kesin konuştu abi. Elimde ölçekli haritalar var. Bizim araziyi işaretlemiş bile. Koskoca dil iskelesi bizimmiş. Aman Hilmi abi, çok para eder orası. Hadi bakalım, hayırlısı. Ha. Hiç heveslenmeyin oğlum. Babanız 20 sene uğraştı. Elindekini, avcundakini avukatlar yedi. Unuttunuz mu? O iblis dayılarınız beni ölü gösterip araziyi satmışlar, gözleri kör olasıca. Aa! Olur mu öyle şey anne? Yaşayan insanı ölü gösterdilerse suç işlemiş sayılırlar. Verin mahkemeye, arayın hakkınızı. Hilmi, bu işle uğraşmak lazım. Orada ot bile yetişmez. Babam ölünce o domuz abilerim, bağları, kirazlıkları kendileri alıp adada Taşlık deniz kıyısını vermişlerdi. Abi, o zaman küçüktü. Kimse meşgul olamadı. Aman şu işe sarılalım ne olur. Bak avukat da tamam diyormuş. Avukat böyle sağlam konuşuyorsa uğraşmak lazım Hilmi abi. Durun bakalım, durun bakalım. Şu işin safahatını bir de babamdan öğrenelim. Onun gibi biz de boşu boşuna uğraştırmasın bu herifler, değil mi? Ya gerek yok. Avukat diyor ki varisler hakkında yanlış beyandan dava açsak iki celsede bitiririz. Madem o kadar kolaymış da o alçak herif 20 sene bizi niye oyaladı ha? O sene yeni avukat çıkmıştı. Dava aleyhimize bitene kadar herifi sanki maaşa bağladık. Saçları aklaştı. Şimdi kaç para istiyor o gözü kör olasıca herif ha? Anne, bu adam bu işin kurdu. Koskoca Bostancı istasyon davasını müvekkilliğiyle sonuçlandırmış. Varisler dünya kadar para alacak abi. Vay canına. Bizim davada kuzuydu demek tecrübe kazanıp kurt olmuş. Kaç para istiyormuş bakalım? Biraz çok ama değer abi. Oraları çok değerlenecek biliyorum. Şimdi sen kaç para istiyormuş onu söyle, onu söyle bakalım. Vallahi 300 lira peşin istiyor. Dava lehimize sonuçlanırsa 1000 lira daha alacak. Aa. Evet, çüş be birader ulan. Niye? Dil iskelesini tamamını satsan o 1300 lira etmez be. Vallahi soyguncu bu herifler. Evet, uğraşsın, kendinin olsun. Ay Hilmi abi, oralar çok para edecekmiş. Geçenlerde kadastro müdürün hanımı söylediydi. Liman yapacaklarmış körfeze. Tabii yahu, oralara yatırım yapılacak abi, çok değerlenecek. İster sahilde ev yap, istersen sat. Ya bir şey söyle de inanalım Fikret ya. Ya Allah'ım tamam da sayfiye mi olmuş be? Suadiye Bostancı desen anlarız. Bana bak, eskaza dava lehimize sonuçlanırsa satarız gider, öyle değil mi anne? Orası 5 para etmez. Alın size şimdiden veriyorum, güle güle kullanın. Aa, biz istemeyi satmayız anne. Fikret deniz kıyısında ev yapar, yazın gider bir güzel otururuz. Baba, biz de deniz kıyısında ev yapalım. Aa, deniz kıyısına biz yapalım baba. Denize gireriz. Deniz kıyısında oturursak sandala da bineriz baba. Kıyıyı biz alalım baba. Özdenler almasın. Hem sandala bineriz hem denize gireriz. Hayır efendim, kıyı bizim. Siz arka tarafı alırsınız. Daha arka tarafı da halamlar. Aa, ne oluyoruz kızım? Araziyi parsellediniz bakıyorum. Biz satıp ev alırız herhalde. Aman kıyı sizin olsun. Aman hemen öyle sinirlenme Asiye. Nurseli kafasından en iyi yere konunca kızcağız öyle söyledi. Herhalde Özden'in de hakkı var o arazide. Onun kadar şu kızların da hakkı var Cemile abla. Satmayacak olan gıyıyı alır. Bir işe yarar bari. Bizim satacağımızı nereden biliyorsun Nurseli Hanım? Belki biz de kıyıya bir şeyler yaptırırız. Sayfiyelik. Aman Cemile abla, da oralara ev yaptırmak kolay mı? Sizi zorlar. Onun için gıyıyı biz alalım dediydim. Nurseli doğru söylüyor Cemile abla. Abimin maaşıyla orada sayfiye evi falan yapılmaz. Ulan sen herkesin kesesini nereden biliyorsun be? Oğlum parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Belki biz de kıyıda bir ev yaparız Hilmi abi. Mısır'da dedemden kalan şu arsa meselesini bir halletsen. Ama kesme çaparma kesme ya. Yıllardan beri dedenin Mısır'daki mallarını söylersin. Altından bir alt çıkmaz be oğlum. Mısır'ın yarısı büyük dedeminmiş. Büyük dedem Mısır Hidivi'nin terzi başısıymış. Kahire'nin bütün kumaş çarşılarını dedeme vermiş Hidiv Hazretleri. Oh, hayal o hayal Enişte Bey, hayal. Bitti gitti. Biz elimizdeki malı kurtaralım, ona şükretsen. Abi sen beni dinle. Al arkadan Asiye'nin hissesini, hemen sat. Satarsan ben de alırım. Baba, halamın hissesini de biz alalım. Kızım, siz önce avukata verecek parayı bulun da şükredin. En az olsa onu da amcam verecek. Onun için en iyi yeri amcenin alması lazım. Hayır efendim. Bozarım iki bileziğimi, kimseye muhtaç olmam. Oh, oh, siz malı peşin peşin pay etmeye başladınız bile. Vallahi hakkımı kimseye yedirmem. Söke söke alırım bilesiniz. Neyi kimden söke söke alıyorsun bakayım Asiye?
Baba, bizi garip buldular. Arazinin en kötü yerini kakalamaya çalışıyorlar. Kim garip bulmuş kızım? Ne arazisiymiş bu? Babacığım, annem arazisini bize verdi. Onlar en kötü yerini bize veriyorlar. Hangi araziymiş bu Hürriye? Ne sırıtıp kafa sallıyorsun öyle? Sana bir şey sorduk yahu. Baba, annemin Hereke'deki arazisinden bahsediyoruz. Dün avukat geldi, sizin eski avukat. Sonra? Bu sefer işi bitirecekmiş. İki celsede tamam dedi baba. 1.300 lira istiyormuş yalnızca. 300 lirası peşin. Defolsun oradan alçak düzenbaz. Alçak oğlu alçak. 20 senedir bugün yarın, bugün yarın diye yedi bitirdi beni. Şimdi sıra size mi geldi ha? Ama bu sefer iş ciddi baba, Fikret öyle diyor. Kızım o konuşur, öyle bir sahtekardır o. Yok öyle bir arazi, unutun onu. Bunu çıkarın kafanızda, öyle bir şey yok. Vaktiyle annenin abileri anneni ölü gösterip satmışlar orayı. Ortada ne tapu var ne köy senedi var. Nüfus memurunu da kompasa getirip iki şahitle bitirmişler iş, işte bu kadar. Ama baba annem orasını bize verdi. Kızım baksana sen şu ananın suratına. Olmayan malını size bağışlamış, geçmiş karşıya ne halt edeceğinizi seyrediyor. Kadın kurmuş teyatorayı, sizi de makaraya almış, uzaktan bakıyor. Ben bu işin peşini bırakmam vallahi baba. E ne olur baba, bir kere de biz deneyelim. Ha. Denesinler efendi baba. Avukat tamam demiş. Oralar hep sahibi olacakmış baba. E ev yaptırırız. Canım bu sefer bir hayır vardır belki baba. Dede, babam ev yaptırır, hem güneşlenirsin hem de romatizmalarına iyi gelir. Kıyıda biz yaptıracağız dede, biz de güneşlenirsin. Dedem bize gelip güneşlenir. Güneş ona iyi gelir. Güneşe çıkmaz dedem. Güneş çarpar, öldürür. Susun bakayım siz de orada. Bokluca bülbülleri gibi cır 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 ötmeyin. Ne halt ederseniz edin ama beni o avukatla katliyen bir daha karşılaştırmayın. Vallahi bu yaştan sonra katil olurum. Allah beni bir daha mahkemelere, avukatlara muhtaç etmesin, bu hatap da etmesin. Ne oldu size öyle? Ne oldu ayol? Ne oldu lan? Yanda güneş mi abladı öldü de. Bizim bacaklarımızda baba elindim ben. Sopayla böyle vurdu. Elleri kırılsın. Benim çocuklarımdan ne istedi ki? Ne yaptınız da vurdu oğlum? Bacağını kızartmış çocuğun. Ne yaptınız da vurdu diyor dayı. Oğlum bizi eriye dalmış, bir torbada doldurmuştu. Biz de Orhan'la yakaladık. Bana bakın. Dövdünüz mü yoksa? Bir tane yumruk vurdum anne, çenesini kırdı. Necmi amca da bizim sopayla dövdü. Bacağım parmak gibi şişmiş ya. Yakup bunları fena dövmüş. Bacaklarını şişirmiş. Küçücük çocuktan dayak yemiş bundan, babasını öldürmüş. Son gün vallahi babasını öldü ya. Baksana bacağımı da nasıl vurdu bizi. Vay hayvan herif vay. Ulan mahallede Efe dayı kesildi be. Sorarım ben ona bunu. Ulan iyi bak. İyi mi? İyi mi? Ne oluyor? Bir tane erik aldı diye çocuk döver mi ulan? İşte yersiniz böyle sopayı piçkurular. Abi etmeye utanmıyor musun sen? Komşu oğlum o biraz erik yese ne olur? Şimdi annen cezanı verirsin. Ay elleri kırılsın. Koskocaman küçücük çocuklardan yetmiş. Ay canım gel bakayım ya. Evladım deminden beri siz kendi aranızda konuşuyorsunuz diye ben lakır diye girmedim ama o Necmi denen adam haza hayvan. Bazen öyle bahçe duvarında karşı karşıya geliyoruz. Ah böyle eşek gibi bakıyor adamın suratına. Vallahi doğru söylüyorsun baba. Gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım bu eşçi olaşık. Baba Necmi amca öyle artık gelmişler. Ne istiyor bu herif ya? Dur evladım itidalli ol. Belki özür dilemeye gelmiştir. Benim adam de ona söyleyecektim. Bir çift lafım var efendim. Bir de kapıya mı dayandı bu ayı? Hadi ya. Allah aşkına durun ya. Allah aşkına ya. İtidalli ol. Elini kırıyorsun. Dur bırak ya. Merhaba Necmi Bey, hoş geldiniz. Bizim delikanlılar biraz itişmişler galiba. Yaramazdık işte. Sizin çocuklarınız da şikayetçiyim Hilmi Bey. Bakın ne hale getirmişler Yakup'u. Alın, bu da erikleriniz. Ah yavrum, bak Mustafa Orhan. Hemen özür dileyin arkadaşınızdan. Evladım barışın, onlar senin arkadaşın. Öyle bir özür dilemekle hallolacaksa bu işler iyi vallahi. Vallahi Necmi Bey, biz onların cezasını verdik ama siz de vurmuşsunuz çocuklara. Amcalarısınız diye bir şey demedik. Bir şey demeyeceksiniz tabii. Yani bizim bahçeye sarkan daldan iki tane erik kopardı diye oğlumu dövecekler, ben de seyredeceğim ha. Dömerim tabii. Necmi Efendi, bırak çocuklar meselelerini kendi aralarında halletsinler.
Hem çocukları dövmüşsün hem de gelip hesap soruyorsun. Komşuluğa sığdıramadın bu işi. Sen ne karışıyorsun bir kere? Biz Hilmi Bey'le konuşuyoruz. Asıl komşuluğa sığmayan senin yaptın. Necmi Bey, Hilmi abim özür dilerim. Ben de özür dilerim. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Uzatmayalım. Ben anlamam efendim. Ben çocuklarınızdan şikayetçiyim. Necmi Bey, cezalarını verdik dedik. Siz hala şikayetçi olmakta ısrarlısınız. Ne yapalım yani çocukların bacaklarından erik ağacına masalım. Çekilin, yolu açın. Herkes işine, herkes işine. Sizin çocuklarınız herkesi taciz ediyor bir kere. Bir daha sefere ayaklarını kırarım. Eşek kadar herifler ve ikisi bir olup çocuğumu dövmüşler. Hakkını ara Necmi. Emine Hanım, erkekler aralarında konuşurken biz kadınlar karışmayalım. Olmuş bir şey. Halleder onlar. Sen kimin bacaklarını kırıyorsun bakalım Necmi Efendi? Çocuklar sana iki saattir laf anlatmaya çalışıyorlar. Bir türlü anlamıyorsun. Attırma adamın tepesini ya. Bakın bakın, işte bunlar hep böyledirler. Hepsi bir olup bir kişinin üstüne yüklenirler. Bu çocukları da onlardan öğrenmiş. İkisi bir olup benim çocuğumu dövmüşler. Kavgayı açın, kavgayı. Necmi Efendi, benim başımı belaya sokma çekin. Maliye dayı mısın lan sen? Kavga var, açın, kavga var. Ama Fikret değmez böyle eşek heriflerle dalaşmaya. Ya bak kardeşim, gördünüz mü Necmi Bey, mahalleye rezil olduk ya o. Ben niye rezil olacakmışım? Siz rezil oldunuz. Bahçemize sarkan daldan iki erik kopardı, canı çekti çocuğun diye Allah yarattı demeden dövmüşler. Bu erik ağacının esasında bizim bahçede olması lazım. Eski ev sahibi söyledi. Bunlar duvarı bizim tarafa yürütünce onlarda kalmış. Hak etmiş onu söyleyen. Ben doğduğumdan beri erik ağacı oradadır, duvar da orada. Aa, eski ev sahibi söyledi ayol. Komşuluktur dedik, hatır saydık, ölçtürmedik bahçeleri. Kabahat mi ettik? Hadi oradan onu söyleyelim, dili tutulsun dili. Ayol benden iyi mi bilecekler ha? Burhanettin Bey bu evi aldığında erik de duvar da oradaydı, orada. Erik oradaydı, duvar buradaydı, erik oradaydı, duvar buradaydı. Karış karış ölçtüreceğim buraları, görürsünüz, dava açacağım. Yanılıyorsunuz Necmi Bey ama şüpheniz varsa buyurun ölçtürtün efendim. Bana bak, çek git buradan. Başımı belaya sokma benim, Allah'ını ver. Amca, amca bizim bahçemizi Yakuplar mı alacak? Yok ya, ne Yakuplar alacak? Baba, eriği bizi de alacaklar yok mı? Yok oğlum, onlar bizim, adam saçmalıyor. Girin lan içeri, bırakın şu mezun herifi, adamın başını belaya sokacağım. Hakkımı söke söke alırım sizden. Arsa hırsızları! Biz arsa hırsızları diyor! Lan düzen bak benim, sen bırakın. Dedem de iyi girişmişti adama baba. Onu tutayım derken ben de kafama iki baston yemiştim bu arada. O yaşında rahmetliyi üç kişi zor zapt etmiştiniz, ben hatırlıyorum. Ama sonunda herif bir mahkeme açtı, senelerce sürüm sürüm süründük be. Sizin yaptığınız tanımadan bilmeden iftira atmaya giriyor. Tabii mahkemelerde süründürürler. Ulan aşağı kattaki teröristlerden bahsetmiyorum, alık herif. Lafı bilmeden anlamadan konuşma öyle. Bu bizim çocukluğumuzdaki bahçe duvarı meselesi oğlum. Babanın başının altından çıkmıştı. Ya iyi ki karakolda barıştırdılar da bir de dayak davası açmadı adam bize. Şu sizin bahçe duvarı meselesi. Tabii. Şimdi babanla Mustafa amcan, bizim bahçede bir erik ağacı vardı. Oradan erik çalan bir çocuğu dövmüşler. Çocuğun babası da o erik ağacının kendi bahçelerinde olduğunu iddia ediyor. Tutturdu, bir mahkeme açtı, bir sınır tespit davası açtı. 5 sene git gel canımız çıktı, sürüm sürüm süründük mahkemede. Kökünden halletseydiniz dedi, o kadar uzun sürmez. Nasıl yani? Anarşistler için taka tuka en kesin çözümdür, kökünden halleder diyorsun ya. Kesseydiniz ağacı, dava konusu olmazdı ha? Ulan alay etmek yarata. Davayı açmadan o dava konusunu ortadan kaldırsan o senin dediğin oluyor. He. Ya. Şimdi herif bir dava açtı, sınır tespit davası. İşte git gel canımız çıktı, ne olacak, alt tarafı bir heyet gelecek, tapu çap, arsayı ölçecekler. Ancak 5 sene sonra mahkeme heyeti ehli vukufla gelebildi orayı ölçmeye. Ehli ne? Ehli vukuf, ama nereden bileceksin sen tabii oğlum. Bilir kişi, bilir kişi ama bizimkisi bilir de bilmez kişiydi. Buyurun efendim, buyurun, buyursunlar. Efendim, hoş geldiniz hakim bey. Artık şu mesele bir an önce temizlenir çünkü 5 yıldır illallah geldi. Adalet işidir. İyi tartmak lazım. Nerede oturacak? Şuraya masa hazırlattık size efendim. Sağ olun. Zahmet olmasın, ben alayım. Olmaz, heyet malıdır, ben taşırım. Buyurun efendim, buyurun. Şöyle. Buyurun efendim, buyurun.
Abi, ehli vukufu ayarladım. Bu iş tamam, dava bizim. Ulan duyacaklar. Bir yorgunluk kahvesi alır mıydınız? Şimdi olmaz. Mahkeme oluşturacağız daha. Vakit kaybetmeyelim. Olmaz. Burası mahkeme heyetinde. Oturacaksan karşıya çek isyanı. Cabbar. Baba gel böyle baba. Gel. Hazır mı kızım? Yaz kızım. Heyet teşekkül etmiş olup mahkeme kurulmuştur. 950'ye 116 no'lu dava dosyası muhtevasının ehli vukuf teklifine karar kılınmıştır. Mahkeme başkanı tutalım. Kim o? Memur galiba hakim de. Vazifeli yazıyor kolunda. Ya hakim bey biraz rahatsızdır. Kafasına göre her şeye vazifelidir o. İyi, susturun onu alırım içeriye yoksa. Yaşar, gürültü olmasın oğlum. Burada mahkeme yapılıyor. Efendim. Lira Tayfur Vakfı'ndan intikal. Hudut. Sağ tarafı sokak. Arkası ve kısmen Toma kızı Hristiyan'ın ahırı. Sol tarafı Yusufoğlu Talib'in arsası. Önü sokak ile mahdut. Kapıda bahsedilen ahır nerede ahır? Ahır falan yok hakim bey. Ona sordu ona. Hakim bey kime sorarsa o cevap verir. Burası mahkeme. Burada ulu orta konuşmak yok. Ahırı sordum ahırı. Ahırın nerede olduğunu bilelim de davaya nirengi olsun. Efendim şimdi ben bu evi aldığımda o bahçe duvarının arkasında bir harabe vardı ama 35 sene geçti, yok olmuş. Herhalde onu yazmışlar oraya. Bunlar yıkmışlardır Hacı Bey. Hem de duvarı o tarafa çekmişlerdir. Bana bakın, kime soru sorarsam o cevap verecek. Önüne gelen konuşursa atarım dışarı, bilmiş olun. Atar ha. Tespit edebilecek misiniz Hakkı Bey? Efendim, şurada da Yusufoğlu Talib'in arsası denmiş. Talib'in arsası nerede oluyor? Arsa arka taraftaydı hakim bey ama vaktiyle ev yapıldı. Size söz verdim mi? Mahkemede olduğunuzu unutmayın. Size bu son ihtarımdır. Bir daha konuşursan atar. Ulan bu herif kim oluyor da bizi evimizden atıyor ha? Aman baba şu anda burası mahkeme. İsterse hepimiz atar vallahi hakim. Evi satın aldığınızda aranızda duvar var mıydı yoksa sonradan mı yapıldı? Varmış hakim bey. Eski sahibi de vardı ama bir metre öbür taraftaydı diyor. Yani erik ağacı bizim taraftaymış. Yalancıya bak, yalancı yani. Yahu kardeşim, bu evi aldığımızda çocukluğumdan beri duvar oradaydı. Ne diyorsun sen, yalancı? Sensin yalancı. Hakim bey, hem arzama giriyorlar hem bana yalancı diyorlar. Susalım. Aranızda konuşan olursa atarım dedim size. Efendim, tapuda 450 metrekare yazıyor hakim bey. Ölçelim. Ahır nerede bey baba? Fesübhanallah. Be evladım biraz önce sana dedim ya yıkıldı diye. Ahırın yeri belli olmazsa ehli vukuf durumu nasıl tespit edecek? Bunlar yıkmıştır hakim bey. Görüyorsunuz arsama da girmişler. Ulan ayı sen dağdan inip o evi aldığında o bahçe duvarı gene oradaydı. Kim kimin bahçesine girmiş? Aman baba mahkeme. Aman efendi baba hakim bey kızar ne yapıyorsunuz? Susalım hop susalım. Otur Hasan, amca yerine. Hasan çıkar şu davalıyı mahkemeden. Mahkeme gıyabında sürdürülsün. Amca çık dışarı. Hakimi duydun. Efendi baba beraber gidelim. Fikret işler kötüye gidiyor. Dur abi babamı çıkartalım ondan sonra. Çık dışarı amca. Mahkeme karar verdi. Dışarı çıkacaksın. Ya kim kimi evinden atıyor Allah sen ya? Mahkemeden dışarı çık. Dava gıyabında sürecek. Hadi oradan. Şu yalancıyı almışsın gelmişsin bahçeme. Car car ötecek. Ben susacağım ha. Hadi bakalım toplayın pılınızı pırtınızı. Çıkın bahçemden. Hadi. Şimdi apı yuttun amca. Yaz kızım. Davalı Abdullah oğlu Burhanettin'in mahkeme heyetine alenen ve zımnen hakaretten 3 ay mahkumiyetine yaşı göz önüne alınarak cezasının 1 aya indirilerek katiyetine dosya konusu davanın 4 aya talikine karar verilmiştir. Hadi amca çıkalım, geçmiş olsun. Hakim bey ne yaptınız? Hakim bey ihtiyar adam ne yapar oralarda? Efendi babamın yerine ben yatsam hakim bey. Bir oluru yok mu bu işin? Tekim mahkeme bitti tekim. Susun ulan susun be. Yalvarmayın. Ben gider yatarım hapsimi. Siz evinize sahip çıkın. Bugün 1 metre bahçe derken yarın dağdan inip hepsine el koyabilir bunlar. Yürü. Thank you.
babacığım. Sanki evin her yerinden bize bakıyor. Ah, melekler gibi uçup gitti babacığım. Asiye, hadi canım, kendine gel Asiye. Hadi, ölenle ölünmez kızım, hadi. Cemil abla, bir şey diyeceğim. Eğer malzeme hazırsa ben helveye kavuru vereyim. Hazır Nurseli, sen başla, biraz sakinleşsin, geliyorum. Şu kolonyayı ver. Hadi kızlar. Helveyi ben de karıştıracağım. Ben de karıştırayım anne, fıstığı bol olsun. Onlar karıştırsın, ben bakarım anne, iyi kavrulsun. Ben ölü helvası yiyemem Mustafa. Niye be? Babaanneminkini de yiyememiştim. Ne güzel işte, mis gibi. Ya ne bileyim, ölü suyundan yapılmış gibi geliyor bana. Midem bulanıyor oğlum. Orhan amma pissin ya. Artık ben de yiyemem, midem bulandı. Ah efendi babacığım ha. Şimdi odasından çıkıp köşesine oturacakmış gibi geliyor. Tamam Cabbar, tamam. Hepimizin içi yanıyor. Trajedi haline getirmeyin olayı. Ölen de ölünmüyor işte. Biz esas dünya işine bakalım şimdi. Neymiş o dünya işi Fikret? Bu ev abi, annem babam vefat ettiğine göre şu işi bir ele almak gerekmiyor mu artık? Sıcağı sıcağına miras mı pay ediyorsun? Efendi babamı yeni defnettik Fikret. Ev düşürecek zaman. Sen karışma Cabbar. Biz şurada iki kardeş konuşuyoruz. Bu işlerin vakti saati olmaz. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ama dünya işi de önemli. Dur ulan, dur, dur. Cabbar haklı. Şimdi miras konuşmanın zamanı değil. Amcam da sanki fukara da bu evin parasına ihtiyacı var. Yıkıp yaptıracak. Haklı orada. Babam yıktırmaz oğlum. Dedemin ruhundan korkar. Ölen ölmüş abi, ölen ölmüş. Yaşayana bakalım biz. Şu evi satıp paramızı bilsek fena mı olur yani? Abla bana veririz bir miktar. İstersen senin üstünde ben alırım. İçimiz yanıyor Fikret. Biraz zaman geçsin. Kimin malını kime veriyorsun Fikret? Sadaka dağıtır gibi. Ablama da veririz bir miktarmış. Lafın gelişi abla, lafın gelişi. Bu evde senin de hissen var tabii. Kendine gel oğlum, kendine. Şimdi sırası değil, üsteleme. Baba, Mustafa ile bana da mirastan pay kalıyor mu? Hadi hadi hadi. Biz siz eksiktiniz. Gördün mü Fikret? Herkesi miras peşine düşürdün. Çocuklar haklı abi. Babam yapıştı kaldı şu eve. Ne yedi ne yedirdi. Ev zaten zor ayakta duruyor. Efendi babamdan yadigar Fikret. Sen karışma dedim Cabbar. Oturup yayılmışsın bedavadan. Tabii çıkmak istemezsin. O niye karışmayacakmış efendim? Kocam değil mi? Elbette haklarımı koruyacak. Hem bu evde oturuyorsak babacığımın sayesinde oturuyoruz. İstediğimiz kadar da otururuz. Abla, abla, bu ev artık babamın değil, anla şunu. Bu ev bizim artık, bizim. Ölüm hak, miras helal. Ben tabii hakkımı arayacağım ya. Ya o sana araba diyen var oğlum? Şimdi sırası değil. Böyle şeyler sonra konuşulur. Çok işim var abi, çok işim var. Her zaman vakit bulamam ben. Hepimiz bir araya gelmişken konuşalım şu işi işte. Çok işim var diyor Hilmi. İçimiz yanıyorsa da... Başlarım ulan senin işlerinden. Ulan ne namussuz herifsin sen be. Ne utanmaz herifsin sen be. Aa! Babamız ölmüş şurada. Leş kargası gibi malının üstüne çöküyorsun. Ne alırsın bu evi? Satmıyorum işte. Asiye de satmıyor Fikret. Onun namına konuşuyor. Peki. Demek böyle düşünüyorsun. Pişman olacaksın abi, pişman olacaksın. Nurseli, hadi topla kızları gidiyoruz. Bunlara iyilik yaramıyor. Niye sinirleniyorsun Fikret? Satmazsa satmasınlar, bu harabeye kalmadık biz. Hadi kızlar gidiyoruz. Dedemin helvasını yiyemedik anne, günah olmasın. Ben de yiyemedim anne, dedemin ruhu üzülmesin. Evde pasta yeriz kızlar, ruhu şad olur dedemin. Tek direği kalana kadar satmayacağım bu evi, bilesin Fikret. Hadi dedim Nurseli, hadi dedim. Tamam. Ne halleri varsa görsünler. Otursunlar bu berhanede. Yürü. Abi, kusura bakma ama bu işi ancak mahkeme halleder. Bunu da bilesin. Aman geç kalma Fikret. Ver beni mahkemeye, 30 sene süründüreyim seni. Siz de Fikret amcamla veraset için birbirinize girmişsiniz. Bu ülkede herkes birbiriyle davalı davacı durumunda. Konuşup anlaşmak yok. En küçük anlaşmazlık doğru adalete. Şimdi Cengiz abileri savcılığa bildirip ispiyoncu durumuna düşeceksiniz. Oğlum biz büyük amcanla mahkemelik olmadan o meseleyi hallettik. Hem sonra
Bu meselenin aşağıdaki teröristlerin meselesiyle ne alakası var lan? Onlar devlet düşmanı, yığmışlar evlerine cephaneyi, canımıza kastetmişler. Ben de onların yaşam biçimlerinden kuşku duyuyorum oğlum. Tuhaf insanlar. Fazla sıkı fıkı olma oğlum, değil mi? Merhaba o kadar. Sizi nasıl inandırayım bilmiyorum ki. Hepiniz ön yargılısınız. Normal insanlar onlar anne. Gidin tanışın, bana hak vereceksiniz. Ben onu bunu bilmem. Apartmanda herkes korku içinde. Ya o eve acayip acayip insanlar girip çıkıyor, hücre evi orası. Basacak bir gün polis, hepimiz vallahi toka tokaya gideceğiz. Devrim, kapıya bakar mısın canım? Tamam anne. Ay, iyi akşamlar canım. Aşağıdaki teröristler hala rahat rahat oturuyor mu Hilmi Bey? Muhalle Hanımcığım, buyurun buyurun. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Şimdi onu konuşuyorduk. Siz hiç merak etmeyin, bakacağız çaresine. Vallahi sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. Bombalar patlar, kurşunlar uçar. Bir şeyler yapalım Hilmi Bey. Muhalle teyze, dedemlere de söylüyordum. Korkulacak bir şey yok. Onları yanlış tanımışsınız. Biri üniversitede hoca, diğeri de hastanede kimyager. Rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ben onları tanıyorum. Hadi oradan. Seni de kandırmış onlar. Bak, Muhalle teyzem korkmuş. Yüreği kuş gibi atıyor. O düzelmeden onu hiçbir yere göndermem ben. Size bir kahve yapayım Muhalle Hanım. Sinirleriniz yatışır. Ha, içerim. Teşekkür ederim. Ben de sana yardım edeyim. Hadi. Devrim oğlum, geçen gün kapıları aralıktı, gözüm içeri kaydı. Birkaç parça eşya, bir sürü karton koli. Bunlar anarşist oğlum, anarşist. Kesin orayı hücre evi olarak kullanıyorlar. Pencerem onlarınkinin üstünde. Hayatımdan endişe ediyorum Hilmi Bey. Aman hiç korkmayın Muhalle Hanım. Ben varken size hiçbir şey yapamazlar. Kapım her zaman size açık, her zaman gelebilirsiniz. Ya boşuna korkuyorsunuz, onlar çok iyi insanlar, tanıyorum. Siz bir kere peşin kararınızı vermişsiniz, ne desek boş. Muhalle Hanım, devletini seven bizim gibi insanlar varken o namussuzlar hiçbir şey yapamaz. Bakacağım icablarına. Hilmi Bey, sizin torununuz da onlarla pek sıkı fıkı. Sakın Allah korusun. Aman, aman Muhalle Hanım, ağzınızdan hel alsın. Ama zamanda kötü yani. İnsan en yakınına bile güvenemiyor bu zamanda. Cam kırıldığında ben kantindeydim. Mustafa biliyor. Helva almaya gitmiştim, ben suçsuzum. Ben de öğretmenlere öyle söyledim ama birisi senin adını vermiş. Sen mi ispiyonladın lan? Yok be oğlum. Kur'an Mustafa Evliya Çarpsın, ben söylemedim. Hem zaten ben sınıftaydım, hoca aldı beni de getirdi. Haklı haksız, her şey içeride ortaya çıkar. Aysel kırdı dediler ama ben söylemem. O da içeride zaten, onu sorguluyordur. Ona bir şey olmaz oğlum, babası her yıl okul aile birliğine çuvalla para veriyor. Bana ne oğlum? Ben kantindeydim, suçsuzum, herkes gördü. Derslerine iyi çalış yavrum. Peki hocam. Bey babana da selamlarımızı baş söyle. Baş üstüne. Gelin bakayım siz içeri. Kıpırdanın, kıpırdanın. Geçin şöyle. Tamam işte bulduk. Camı kıran mutlaka budur. Muhakkak bu yapmıştır müdür bey. Öbür çocukları boşuna disipline vermişiz. Tamam işte. Ne zaman faili meçhul bir halt olsa altından mutlaka bu herif çıkar. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Durun bakalım. Sorup araştırıyoruz. Orhan söyle bakayım çocuğum. Titreme titreme, korkacak hiçbir şey yok çocuğum. Hocam ben vallahi bir şey yapmadım. Ben kantindeydim. Sus. Hocam siz de yüz vermeyin şuna. Kabahati neyse alsın cezasını. Ama yapmadım diyor müdür bey. Dinleyelim bir kere değil mi? Nevin Hanım, siz bunca yıllık öğretmensiniz. Hiç ben yaptım diyen öğrenci gördünüz mü? Bu herif her şeyi yapar Nevin Hanım. Kaç kere solcu şairleri okurken gördüm de çocuktur diye kulak asmadım. Ama bundan sonra okulda bir gün bile kalması diğer öğrencilerin zararınadır. Hocam ben vallahi... Kırdık sonra inkar et. Erkekçe söyle bari. Semtin camlarını kıran sensin. Benim arabamı da çizen mutlaka sendin. O zaman hastayım numarasıyla geçiştirdin ama ben yutmadım. Bu sefer yandın. Müdür bey, anlamadan dinlemeden olmaz ki. Ben Orhan'ı tanırım. Yapsa yaptım der ha? Buna analık yaramaz Nevin Hanım. Şu surata bakın.
doğuştan ben suçluyum diyor. Kafama kese kağıdıyla su bombası atan da muhakkak buydu ama o zaman da babası okulda yoktu diye şehadet etmişti. E bu herifin camı kırdığını herkes görmüş. Hı. Şahitler var. Sorun şu çocuklara. Oğlum, sen gördün mü çocuğum? Hocam Orhan doğru söylüyor. Hı. Cam kırıldığı sırada o kantine gitmişti. İnanmayın hocam. Bu ikisi akraba. Şu çocuğa sorun. Siz direneceksiniz diye bunu hasreten getirdim. Oğlum sen gördün mü? Camı Orhan mı kırdı? Hı? Evet hocam ben gördüm. Camı Orhan kırdı. Ben de oradaydım. Hocam yalancı bu. Yalan söylüyor. Hocam vallahi yalan söylüyor. Cam kırıldığı zaman Orhan kantine helva almaya gitmişti. Susun. İşte Nevin Hanım. Her şey ortada. Buna arka çıkmaya değmez. Verelim tasdiknamesini kendine okul arasın müdür bey. Bu herifi hiçbir okul kabul etmez. Bunun sonu serseriliktir. Ne? Yazıyorum şuraya. Buyurun Nevin Hanım. Şu işi bitirelim. Hadi defolun şimdi. Ha, bunun kılına dokunursanız sizi polise teslim ederim. Defolun. Tamam oğlum. Bu iş senin yapmadığına ben inanıyorum. Ama okulda öyle kötü bir intiba uyandırmışsın ki hocaların bunu senden bilip iki gün tardı muhakkak vermişler. Nevin hocaya dua etsinler baba. O olmasaydı okuldan atılıyordu. İşlemediği suç için ceza vermişler. Ahlak notu düşer, ileride mevzu olur. Hakkını aramalı Hilmi. Vallahi ben yapmadım baba. İnanmazsan Mustafa'ya sor. Bütün sınıfı disipline verdiler, o da oradaydı. Orhan doğru söylüyor dayı. O ispiyon iftira attı. Kaçmasaydı patlatmıştık gözünü. O ne biçim laf Mustafa? Okul arkadaşlarında kardeş kardeş geçineceksin. Yoksa annen kulaklarını çeker. Kavga et de sana da Orhan gibi tardı muvakkat versinler. Aa boş yere cezalandırmışlar Asiye. Hocalar takmış buna. Ben de onu söylüyorum işte. Oğlum yapmadığına inanıyorum senin ama koskoca öğretmenler her şeyi senden bildiklerine göre bir sebebi olmalı bunun değil mi? Sivri adamsın oğlum. Her işin içinde bu var baba. Mezun olmadan önce öğretmenler kardeşine bir şey söyle diye hep bana şikayet ederlerdi. Ya ya? Tabii efendim. O zaman babama söylemedim ama zorla söylettiriyorsun insanı. Aa, niye? Ne yapmışım ben? Orhan açtırma ağzımı. Pimpon masası kırıldı, seni yakaladılar. Kimya laboratuvarında deney tüpleri patladı. Kim vardı orada? Sen vardın. Hele o biyoloji odasındaki iskelet senin sıranın altında bulunmadı mı? Allah'tan hocalar beni severdi de paçanı zor kurtarmıştın. Baba vallahi ben bir şey yapmadım baba. Onların hepsi tesadüftü. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Orhan. O kadar tesadüf hiç kimseyi bulmuyor da seni buluyor lan. Dayı ispiyon iftira attı diyorum inanmıyorsun bana ya. Kim ulan bu espiyon? Espiyon değil baba ispiyon. Ulan biz onu öyle biliriz ne alsa kimmiş bu? Bunların sınıfından baba. Herkesi hocalara şikayet ediyor diye ispiyon adını takmış. Aa Orhan'ı da o ispiyonladı demek. Allah nasıl bilirse öyle etsin. Ama görür gününü o. Orhan'ın yapmadığı şeyi yaptı dediğine göre ona ispiyoncu değil, yalancı iftiracı denir Cemil abla. Mustafa, sakın o çocukla arkadaşlık yapma oğlum. Ya yok baba ya. Ama onu bir yakalarsak olur. Baban sana kavga yok demedi mi? Bak işte sonucunu görüyorsun. İnsanı bir mimlerler, ne iş olursa ondan bilirler. Peki tamam oğlum tamam. Olan olmuş, biten bitmiş. Sen de kendini toparla biraz artık. Ben de senin gidişini pek iyi görmüyorum. Hiç olmazsa liseyi bitirene kadar sadece kendini derslerine ver. Okuyacaksan önünde koskoca bir üniversite hayatı var. Ha yok baba ben okumayacağım dersen verelim senin marangozun yanına. Hem sanat öğren hem ekmeğini kazan. Bizi de boşuna masraf ettirme. Mustafa, dayının nasihatlerini iyi dinle. Sen de okumayacaksan alırım dükkana bari terzi kalfası ol. Aa, niye terzi olsun canım? Benim oğlum okuyup doktor olacak. Benim oğlum da okuyup mühendis olacak halasın. İftira etmişler benim oğluma. Baksana şükür. Kimmiş Cemile? İyi akşamlar, buyurun. Hanım, şu çocuğun halini görüyor musunuz? Ne olmuş beyefendi? Beyefendi, oğlunuzdan şikayetçiyim. Şu çocuğun haline bakın. İspiyon, ne oldu lan? İspiyon, bu halin ne oğlum? İşte baba, bunlar da arkamdan çukur eğitenler. Gördünüz mü beyefendi? Çocuk az kaldı, ölüyormuş. Vah yavrum, vah.
Memur bey, çocuk akşam yemeği için ekmek almaya gitti, gelmedi. Çukurda bulduk. Durun bakalım, durun. Ne zaman oldu bu? Bir saat önce beyefendi. Çocuk bir saat çukurun içinde tepe taklak debelenmiş durmuş. O zaman yanlış adrese geldiniz efendim. Çünkü çocuklar bütün gece benimleydi, konuşuyorduk. Vallahi doğru. Benzetmiş olma oğlum. Oğlum, çocuklar evdeymiş. Seni başkası itmiş olmasın. İyi bak bakayım. Karanlıkta arkadan ittiler. Ama muhakkak onlardı. Duydunuz memur bey. Muamelesi neyse yapın lütfen. Beyefendi, çocuklarınızdan şikayet var. Buyurun karakola. Baba, bak bunları şikayet etmesi kolay. Ama günahlarına girip okuldaki ispiyonun durumuna düşmekten çekiniyorum. Karakolda baba o konserden nasıl zılgıt yemişlerdi hatırladın mı? Ama o zamanlar çocuktunuz oğlum. Bak şimdi biz koskoca insanlar yalan mı söyleyeceğiz? Mala teyzen gözleriyle görmüş işte. Örgüt oğlum bunlar, örgüt. Aç gözünü. Hayatımız bir yana, devletimizi de koruyacağız bunlardan. İnsan hayatı da önemli ama Hilmi Bey dedim size. Evde nereden kurşun gelecek diye sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. Aman muallim siz de fazla kafanıza takmışsınız. Bir şey olacak diye hep böyle duvarları siper ederek geziyorum. Pencerelere kum torbaları koyalım dedi. Kara geçme ulan kerata. Bana bak sen de o şaibeli insanların evine gire çıka damgalanırsın dikkat et ha. Vallahi deden haklı onu dinlesen iyi edersin. Baba ya bu insanlar hakkında yanılıyorsak? Üstlerine biraz fazla gidildi galiba ha? Bütün apartman ne selam ne sabah. Tabii onlar da bize karşı tavır alacaklar. Tanısanız tam sizin kafanızda insanlar anne. Vallahi bilmiyorum devrim. Birini kafadan sildik mi hemen ipini çekiyoruz. Belki de toplum olarak ön yargılıyız. Annen bunun acısını çok çekmişti oğlum iyi bilir. Sana hamileyken çalıştığı devlet dairesinden bu yüzden ayrılmak zorunda kaldı. Gitmedim diyorsunuz, hakkınızda rapor var. Müfettiş bey, benim ayakta duracak halim yok. Yürüyüşe nasıl katılırım? O gün evde rahatsızlanıp doktora gitmiştim. İsterseniz belge getirebilirim. Biz istedik, niye getirmediniz Nermin Hanım? Bugün yarın diye 20 gündür oyalıyorsunuz. Bakın şimdi iyi mi oldu? Müdür bey, madem oyalamak gibi bir huyu vardı da... ...niçin yıllık sicilini işlemediniz? İşlemiş olmadım efendim. Yok efendim, bakın burada. Sicil kaleminde ne yazıyor? Verilen görevi... Doğru ve zamanında yaparım diyor. Siz buraya ne yazmışsınız? Yapar. Madem savsaklama, oyalama gibi huyları var, niçin böyle sicil veriyorsunuz kardeşim? Hem bizi yanıltıyorsunuz hem devleti yanıltıyorsunuz müdür bey. Acıyıp belki düzelir diye düşünmüşümdür beyefendi. Ama doktor işi de yalan galiba. O zaman sicil kalemine de hilaf-ı hakikat cevap vermiş olmalısınız. Bakın burada ne yazıyor? Yalan söyleme gibi bir huyu var mıdır diyor. Siz ne yazmışsınız efendim? Yoktur. Öyle mi demişim efendim? Evet. Hay Allah. Yanlış ifade etmişim demek. Kızım niye yanılttın beni? Başım döndü efendim. Oturabilir miyim? Beklesin efendim, beklesin. Memur yürüyüşüne katılırken başı dönmüyordu ama. Yürüyüşe katılmadım diyorum efendim. O gün evde rahatsızlanıp doktora gitmiştim. Efendim, elimizde koskoca bir dosya var. Bu dosyaya göre sizin o yürüyüşe katılmış olmanız lazım. Eğer bu dosya... Adliyeye intikal etmiş olsaydı yanmıştınız. Bakın, durumunuz idari takipten adli takibe intikal edecek gibi gözüküyor. Zaten sizin aile içi davranışlarınız da, kurum içindeki davranışlarınız da iç açıcı değil. Kamu düzeni açısından şüpheli davranışlar içindesiniz hanımefendi. Hanımefendiciğim, hangi kitapları okursunuz? Ne okuduğumun sizin soruşturmanızla ilgisi ne efendim? Derneklerle ilginiz varmış hanımefendi. Evet. Dairede huzursuzluk yarattığınızı söyleyenler var. Kim söylüyor bunları müfettiş bey? Biz söylemiyoruz efendim, biz söylemiyoruz. Biz sizi tanımayız zaten. Ama hakkınızda koskoca bir rapor var. Bakın, bakın makul olun. Şu işi idari takiple halledelim. Beni işten atacak mısınız yani? Estağfurullah, estağfurullah. Bizimkisi atmak değil, işten el çektirmek. Siz de zaten başka türlü kurtaramazdık öyle değil mi? Üstadım, eğer biz işten el çektirirsek dosyasını adliyeye gerekçeli olarak intikal ettirmemiz gerekecek. O zaman sizin için yapılacak bir tek şey var. İstifa. Evet. Maalesef, maalesef. Bakın, buyurun kağıt kalem. Şu işi sessizce halledelim Nermin Hanım. Şunu baştan söyleseniz de siz zaten peşin kararınızı vermişsiniz. Vallahi böyle olmasını ben de istemezdim Nermin Hanım. Ama
Galiba sizin için en hayırlı yol bu. Bir gün işe gelmedim, 3 yıllık hizmetimi bir imza ile bitireceğim demek ki. Yazık. Şu yaşam biçiminizi değiştirin hanımefendi. Siz böyle dışarıda da iş bulamazsınız. Efendim, okul döneminde eşiniz de siz de sol eylemlere katılmışsınız. Tutuklanmışsınız ama hüküm giymemişsiniz. Ayrıca dairede Nazım Hikmet okuduğunuzu görenler de varmış. İki gözüm önüme aksın ki beyefendi, bunlardan kesinlikle benim haberim yok. Sizinle daha sonra konuşacağız müdür bey. Bu kadar gaflet görülmemiştir efendim. Efendim, verin şu istifanızı, bu iş bitsin. Siz de sevinin, biz de sevinelim. Nermin Hanım, ne diyorsunuz? Ne diyeceğim müdür bey? Kimse üzülmesin. Verin imzalayayım. Kendimi poliste gibi hissettim. Orada bile karşı koymazsam böyle yargısız infaz yapmıyorlar. Kendine gel kardeşim. Komiser bey, bu adama bir araba vurup kaçtı. Onu hemen arka sokağınızda oldu. Bizim de gönlümüze vermedi, alıp buraya getirdik. Şimdi biz gidelim efendim müsaadenizle. Niye karakola getiriyorsunuz kardeşim? Burası hastane mi? Olay hemen arka sokağınızda oldu dedim ya komiser bey. Bizim acelemiz var. Bizimki işte vatandaşa Allah rızası için bir yardım. İzninizle gidelim efendim şimdi. Ne malum sizin çarpmadığınız? Adam kendinde dedi ki... Can kurtaran gelecek şimdi. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Vallahi ben çarpmadım komiserim. Lacivert bir araba vurdu gitti. Adam durmadı bile. Hemşerim beni duyuyor musun? Sana bunlar mı çarptı? Hey efendim! Bunda iş yok. Konuşmadan giderse yandınız. Hatırlamıyorum. Biri çarptı. Neredeyim ben? Ay yani polis bey, bizi buraya suçluymuşsunuz gibi böyle tevkif edilmiş gibi dizdiniz. Yani yaralıya yardım ettik, biz kötü mü ettik? Hilmi abim adama acıdı, getirdik komiserim. Evet. Biz çarpmadık, vallahi biz çarpmadık. Ya bıraksak ölecekti, bravo o lacivert araba çarpınca park eden arabaların altına yuvarlandı. Orada böyle yatıyor, kimse görmezdi ki. Anne, sırtım ağrıyor. Yani kızcağız hamile, sırtı ağrımaya başladı. Yani bizi ne zaman bırakacaksınız? Polis efendi. Şahıs konuşmadan gidemezsiniz hanımefendi. Bekleyin. Kızın sırtı ağrıyor. Heyecandan vakitsiz doğuracak zavallı. Şimdi bakın komiserim. Biz ailece misafirliğe gidiyorduk. Beyefendiye lacivert bir araba vurdu kaçtı. Benim arabam beyaz. Ben vurmuş olsam tamponu ezilirdi. İnanmazsanız gidin bakın araba dışarıda. Hop efendi. Hüt! Beni duyuyor musun? Sana çarpan araba ne renkti? Mavi, kırmızı gibi de. Sarımsı, beyaz olabilir. Ben nerede? Tamam beyler. Bunun durumu kötü. Bir ölürse yandınız. Of, nerede kaldı bu can kurtarı? Tamam komiserim, biz götürelim hastaneye. Olmaz, bir kuytuda atıverirsiniz. Ya kardeşim, hüviyetimiz burada, adresimiz de belli. Efendi, biz neler gördük, hepsi sahte olabilir. Memur verin yanımıza komiserim. Veremem. Zaten karakolda bir ben bir de polis memuru var. Hepsi görevde. Hadi sık boğaz etmeyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ay Hilmi, kız doğum yapacak. Abi bu kızın durumu iyi değil. Komiser bey, bakın şu kızcağızın haline. İnsaf edin biraz yahu. Tek, tek ya. Şoför kalsın, siz gidin. Ya aramızda komiser bey, araba kullanmayı bilen bir de o var. O da arabayı bir arkadaşından ödünç almış. Şimdi siz burada dümediniz, katil muamelesi ediyorsunuz bize. Buna hakkınız yok, biliyor musunuz? Hop hop beyefendi. Sesinizi yükseltmeyin. Burada devletin bir karakolunda bulunuyorsunuz. Karşınızda da devletin bir polisi var. Hilmi abim de şey için söylüyor komiserim, kızmayın. Bizim de hastamız var. Ya biz bir vatandaşa yardım ettik. Neredeyse suçlu çıkacağız. Olmaz böyle şey ya. Olmaz böyle şey, olmaz böyle şey. Beyefendi, beyefendi, beyefendi. Sizin suçlu olup olmadığınız henüz belli değil. Tepeme attırmayın, atarım nezarete. Sen de konuşsana ulan. Git çabuk o kadar. Ya bak. Bak kardeşim, bak Allah aşkına söyle, sana çarpan araba lacivertti, benim arabam beyaz, beyaz. Ben miydim sana çarpan ya? Bu bey... Ah! Söyledi işte, sen misin? Kızım durumu hiç iyi değil. Hilmi, canlar bir şeyler yap. Efendi konuşsana, Hilmi abimin gelini doğuruyor. Baba, baba ne yapacağız? Toplanın gidiyoruz be. Nerede kaldı şu kız Orhan? Dur yavaş yavaş. Hop!
adım atanı vururum. Vur! Vurmazsan erkek değilsin. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Sıkıştırmışsın bizi köşeye. Neredeyse kızı doğurtacaksın sonunda bak. Hakkında bir dava açarım, süründürürüm seni ha. Bu beyler bana yardım etti komiserim. Çarpan başkasıydı. İki tahtir ne susuyorsun ulan? Burada bir sürü insanı mağdur ettik. Başım. Komiserim, can kurtaran geldi. Yaralıyı alalım. Bırak gebersin zibidiyi. Milleti birbirine düşürdü. Siz asıl şu hanımı hastaneye koşturun, doğum olayı var. Hadi, hadi. Gelin. Bana da yardım edin. Beyefendi, gelininizin durumunun vahameti sebebiyle bana yaptığınız hakaretleri duymazlıktan geliyorum. Hadi Allah kurtarsın, hadi. Ben de bir daha yolda yardım için develenen birini görürsem görmemiş olayım. Allah bir daha beni ne mahkeme ne de karakola haklı bile olsam düşürmesin utanma. Bacım, bu herifi vuracaklarmış, vuracaklar bunu. Gebertsinler şu perişan ettiği insanların haline baksana be. Biz paramızı alalım da ondan sonra gebertsinler Hilmi abi. Baba, bak şöyle sırtımızı duvara doğru bir dayayalım, ha ne olur ne olmaz, hadi. Orhan, ben diyorum şu kapıya doğru gitsek. Bir şey olursa çıkması kolay olur ha. Hadi gelin biraz şöyle. Ayağa kalkalım. Hamdi kırpılmış. Mahkemenin sükuneti sağlanmazsa burayı boşaltırım. Mahkeme başlıyor beyler, konuşmayalım. Oturun. Ayaktakiler kıpraşmayın. Sen kalk. Yüzsüzlüğüne bak. Bu kadar insan anasına küfrediyor herif. El sallayıp böyle gülümsüyor ya. Tabii baba baksana. Adamları bütün mahkemeyi tutmuş herifin. Bunlar hapse bile girseler işlerini yine görüyorlar. Beyler konuşmayın. Orhan sus. Mübaşir efendi sus diyor. Biraz bu tarafa gelin baba, gelsene. Yaz kızım. 983 Taksim 162 nolu dosya. Konusu banker Hamo tüzel kişiliğiyle bankerlik mesleğini icra eden Hamit oğlu Hamdi Gırpılmış'ın. Yok hakim bey, gırpılmış değil, gıprılmış. Yani baba, şu Hanzo'ya nasıl parayı kaptırdın hayret edilecek şey ya. Ya oğlum, o zaman onu görmedik, bu patronmuş. Hamdi Gıprılmış'ın nema temin etmek taahhüdüyle banker namı altında toplamış olduğu nakdi mükutu hak sahiplerine zamanında tedi etmediği iddia edilmektedir. Bu husus sanığa sorulduğunda. Bu hususta ne diyorsunuz? Bu iddiaları kabul ediyor musunuz? Ha sen bu pıştanın iddialarına inanma hakim bey. Paralar orada, burada, şuradadır. Aha tahliyemi talep edirem, plan yapıram, program yapıram. Bu pıştanın parasını ödürem. Orhan, oğlum nece konuştu banker bey? Ne bileyim baba, halakule lagaluga bir şeyler dedi ama hiçbir şey anlamadım. Öyle bizim mi? Paraları da böyle lagaluga ile götürmüş Hilmi abi. Ağam, lahmacun getiren mi? Sabahtan beri bir pok yememişsen. Ula şimdi pok yemenin sırasıdır. Burada mahkeme olur ki ha. Yaz kızım. Bu husus sanığa sorulduğunda borcumun tamamını en kısa zamanda ödeyeceğim. Mehir ve tahliyemi talep ediyorum dedi. Sanığın ödeme planı vermek üzere tahliye, mehir ve tutuksuz olarak yargılanması uygun görülmüş olup gelecek duruşmanın 2-6-1983 tarihini ertelenmesine. Ne diyor oğlum bu?
Yaşasın adalet! Daha 5 ay var yahu! Yaşasın adalet! Bir dakika yavaş baba, ne olur. Yaşasın adalet! Ya duysun be, duysun be! Hakim Bey! Hakim Bey! Affedersiniz Hakim Bey, millet burada perişan olmuş. Biz bir cahillik edip bu herife para kaptırdık. Siz duruşmayı 5 ay sonrasında tahrik ediyorsunuz. Mahvolduk efendim. Yaşasın adalet! Yaşasın beyefendi! Adalet. Beyefendi! Yasa böyle, ben ne yapayım? Mehir istedi, vermek zorundayım. Plan yapacağım dedi, tahliye etmek durumundayım. Benim param da bu adamda. Yapılacak hiçbir şey yok. Aa! Ay siz de ummadı o para kaptırdınız. Maalesef evet. Avukat Bey, avukat Bey, avukat Bey oğlum. Beni bu davacı listesinden sil. Baksana Hakim Bey de parayı kaptırdıktan sonra bu bankere. Bu dava mahkemeyi kübraya kaldı. Yürü oğlum hadi. Yürü hadi. Şakir Bey, isterseniz ben de imzalayayım, adet çoğalsın. Efendim, her daireden bir kişi yeterli. Aile reisi olarak o imza atacak. Tamam baba, ben imzaladım ya, yeter. Şimdi aile reisi sen mi oluyorsun yani? Hay anasını. İnsanın karısı olmayınca aile reisi olamıyormuş. Duydunuz mu muhallarım? Öyle değil Hilmi Bey. Yani bir kişinin imzası yeterli onun için. Muhallarım, siz de imzalayacaksınız şuraya. Tabii efendim. Tabii efendim. Sade imza yeterli, ben arkasını doldururum. Evet. Efendim, cümlemize hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi habu yuttular işte. Hakim bir celsede atar bunları. Bu apartmanın böyle şeylere tahammülü yok. Ha, İhsan Bey'dir, o da gelecekti. İnsanlara haksızlık mı ettik bilemiyorum Şakir Bey. İçim hiç rahat değil. Asıl şimdi işiniz rahat olsun Nermin Hanım. Maazallah, örgüt müdür nedir bunlar? Bunlar terörist, terörist. Alt katta Hoca evi kurmuşlar. Başımıza bela getirecekler. Yani baba, herkes öyle kesin konuştu ki... biz de gittik hiç anlayıp dinlemeden şunun altına imza koyduk. Oh beyim, içeri giden çıkanın haddi hesabı yok. Şu işten hayırlısıyla bir kurtulabilsek. Bana bakın Şakir Bey, şu mazbata işi... duyulmasın, ama başımız belaya girer. Buyurun Cengiz. Baba. Cengiz abiler. Taşınıyorlarmış. Alasmarlı daha gelmişler. Hoppala, bu da nereden çıktı çocuklar? Daha yeni taşınmıştınız. Buyurmaz mısınız? Buyurun. Hayır buyurun, lütfen buyurun. Çocuklar, yahu nereye taşınıyorsunuz? Ne güzel oturuyordunuz. Ha. Aman efendim, böyle sizin gibi sabah gidip akşam gelen kiracıyı nerede buluruz? Niye taşınıyorsunuz ki? Bir kusurumuz mu oldu? Yok efendim, estağfurullah. Çalıştığımız yer biraz uzak. Geç gelip erken gitmekten kimseyle görüşemedik. Yabancı gibi kaldık ama kabahat bizim. Biz de suçluyuz Sevim Hanım. Ziyaretinize gelemedik bir türlü. Apartmanda bir tek devrimi tanıyabildik, çok sevdik. Ona hoşça kal demeden gidemedik. Nermin Hanım, tebrik ederim. Oğlunuzu çok iyi yetiştirmişsiniz. Teşekkür ederim. Ah çocuklar, ayakta kaldınız. Şöyle otursanıza ya. Oturun, oturun. Oturmayalım bey amca. Eşyaları paketledik. Yarın erkenden taşıma servisi gelip alacak. Yatalım. Devrim çalıştığım hastaneyi biliyorsun. Gelirsin, memnun olurum. Tabii, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese iyi geceler efendim. İyi geceler. Ah vah. Pek de iyi insanlara benziyordu. Siz onların öyle olduklarına bakmayın Hilmi Bey. Rol yapıyor da olabilirler. Mutlaka numaradır. Hadise çıkarmadan gittikleri isabet oldu Hilmi Bey. Orhan, biz bir hata yaptık galiba. Aceleci milletiz baba, aceleci. Biz hatayı yargılamadan önce kesin karar vermekle yaptık. Bir gün adalet mekanizmasının doğru sırasını öğreniriz herhalde. He?